Yepyeni bir Rise Online videosundan daha herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda diğer videolarımıza nazaran bir takım oyun içerisinde keşfetmiş olduğum taktikleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu taktiğimiz içerisinde pazarda epic itemların gerçekten NPC'ye nazaran çok daha ucuz kurulduğu bir senaryo var. Ben bu senaryoyu sizlere aktarmaya çalışacağım ve bu sayede de gold kasmış olacağız. Bir yandan da yeni başlayan oyuncularımızı bir nevi olsun bilinçlendirmek istiyorum diyelim. Uzatmadan da videomuza geçelim. Geçerken de destek amaçlı like ve abonenizi ihmal etmeyin. Herkese keyifli seyirler. Hemen Action House'a gireceğim. Action House'da arkadaşlar epic silahlara yani gerçekten değeri bilinmiyor diyebiliriz. Çünkü güzel paralara NPC'lere satabiliyorsunuz ama birçok arkadaşımızın bu durumdan haberi olmayacak ki NPC'lerin verdiği fiyattan çok daha düşük fiyatlara item kuruyorlar pazara. Hemen onu göstereceğim abi sizlere. Mesela buraya bugün az önce fark ettiğim bir silah yazayım. Arkadaşlar şöyle silahımı açtım. Bu silahtan pazarda gördüğünüz gibi 100K'ya atmışlar. Az önce 90K'ya, 80, 85K'ya bir sürü vardı. Video kaydı girerken onları çekmişler. Göstermek istediğim taktik buydu. Şimdi muhtemelen eleman bunu da almaya gidiyor. Bunu bir kişi yapıyordur diye tahmin ediyorum. Bu şekilde bu silahları arkadaşlar pazara kuruyorlar ve gerçekten bu silahı ben direkt hani hatta alabilirsem almaya çalışayım, direkt hemen hızlısından doğru yön 4'e gireyim. Evet, biz kanal değiştirene kadar çekmişler yaklaşık 1-2 saattir. Onlar pazarda duruyordu, 4-5 tane falan vardı arkadaşlar. Muhtemelen hepsini aynı kişi çekti. Göstermek istediğim taktik tam olarak buydu. Bu silah arkadaşlar NPC'ye sattığınız senaryoda bile 215K ederken birçok arkadaşımız 100K'ya, 80, 85, 90K'ya falan kuruyor. Arkadaşlar az önce çekmiş olduğum video kaydını izlerken pazarda Sans Hard'ın uygun fiyatlı kuran bir arkadaşa denk geldim. Bundan tamam 15K kazanacağız. 155K falan veriyor NPC ama yine NPC'nin verdiği fiyattan daha uygun fiyata kurmuş. Hem burada bedava elektrik harcıyor hem de daha uygun fiyata satıyor arkadaşımız. Hemen bakalım, aynen 140K'ya kurmuş. Bunların ikisini de NPC'ye şimdi satacağım arkadaşlar. Sizler de göreceksiniz. Arkadaşlar hatta ben yeni bir silah daha buldum. Hani isimlerini belirttiğim gibi bilmiyordum. Araştırdım. Bir silah daha buldum. Bunun ismi de SC Holur diye bir silah. Bu da 185K'ya NPC alıyor. 150K'dan 2 tane buldum. Hatta bir tane de 135K'ya bulmuştum. Onu sattım bakın. Sağ alt tarafta. Bir saniye. Şöyle mor olan kısım. Onun fiyatı bayağı bir toparladım. Sattım. 700K'lık falan. Oradan direkt ne oldu, bir 300K'sı falan geldi. Buradan da işte bunları satacağız. 70K, 80K işte öyle öyle toplanıyor aslında baktığında. Yani son bir şunu da beraber alalım. Doğru yön 2'dekinde o girip kendim almaya çalışacağım. 150K'ya atmış bakın yine. Bunlar 185K'dan NPC alıyor. Zaten minimum 155K'ya kadar alıyor diye biliyorum. Yani bunların bilmiyorlar ya. Birçoğu arkadaşımız bilmiyor. Pazarda ben kaçıncıya bu şekilde denk geliyorum. 150K hemen alalım. Hem burada pahalı şey yapıyor arkadaşımız. Bedavadan da elektrik harcıyor. Bunu bir tık pahalı atmış. Mesela 150K ama bunu da alalım. 5K 5K'dır abi. Yani arkadaşımızın da işi görülsün. Adam bir gelecek, itemler satıldı diye sevinecek aslında ama NPC'ye satsa zaten uğraşmayacak ve daha fazlasını zaten alacaktı. Burada golden sinekler varmış. Bu ikisini de beraber satalım arkadaşlar. Şöyle Supplier Mercant amcamızın yanına da geldik. Şöyle gösterelim abi. 190K, 189 küsür. Az önce de 150K'ya almıştık zaten bunu. Kaç? 40K falan geldi. Bundan da bir 5K daha geldi işte. 350K paramız oldu arkadaşlar baktığınızda. Bunun bir kısmı kar işte. Kaç? 50K falan kar ettik. Daha ucuz falan da kuranlar oluyor. Böyle böyle hani toparlayıp satmanız lazım. Dorion 2'de de var bir tane, onu da alacağım. Oradan da bir 40K gelecek. Yani 40K, 50K, 100K falan böyle böyle para birikiyor. Yani amacım bu videoyu çekmekteki amacım şuydu. Hem bizi izleyen kitlenin bu bilgiyi edinip ucuzdan silah kurmasını istemiyorum. Hani boş boşuna da elektrik harcıyor baktığında. Bunun yanında yani bizi izlemeyen kitleden de bizi izleyen kitleler böyle silahları toparlasın. Ufak ufak bir gelir elde etsin istiyorum. Amaç tamamen buydu. Dorian 2'ye de bu saatlerde gireriz herhalde. Evet, şöyle Dorian 2'ye de giriş yaptım. Saat zaten geç, şu anda problem yaşamıyoruz. Pazarın yanına gidelim abi. Bunu da çekelim.
Başka ucuzdan item varsa onları da çekebilirim. Bu 190K'ya satıyoruz. Bunu alalım abi. Bunları ne kadara kurmuş? 290K. Bak bunlar bir tık riskli. Bunların ne ediyor bilmiyorum. Hani denemek amaçlı da alsam mı bilemedim şu anda. Falconlar falan var. İşte NPC acaba bunları kaça alır? Bunlara bakmak lazım. Şu ayakkabılar sakın o toplara girmeyin. Onlar bayağı uygun oluyor arkadaşlar. Şu silahı bir deneyebiliriz aslında baktığınızda ama işte 150 kanın altına da inerse zarar etme şansımız var. Ben emin olduğum silahları aldım bugüne kadar. Hatta bunları da bir deneyelim ya. NPC kaç alıyor bilmiyorum. Bir deneyelim. 150K'dan aldık. Minimumda 150K veriyor da olabilir NPC. Bakalım abi. Böyle böyle aslında bu işin duayeni olacaksınız. 150K almıştık. 150K veriyormuş. Bu silahdan 150K'ya kadar alabilirsiniz. Ufak ufak aslında almanız gerekenleri size videoda gösterdim. Bunu da 150 almıştık. 190'a sattık. Durum vaziyet bu şekilde arkadaşlar. Bunu da sizlere paylaşmak istedim. Evet, ejderimizi de kesmek üzereyiz. Neredeyse 1 dakikada keseceğiz abi. Maşallahımız var. 16.30'da falan başlamıştık. 15.30'dayız. Hadi oğlum, güzel de bir drop atarsan çok mutlu olurum. Yallah'a bismillah dedik. Skillbook olsun. Kötünün iyisidir abi, yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, ikinci ejderimizi de kesmek üzereyiz. Bizim yeğen var bir de yanımda. Sabahtan beri onunla uğraşıyorum. Susmak da bilmiyor. Babası da bizim birader de yanıma bıraktı gitti. Gel göstereyim sana da, gel. Burada gel. Abi gemide spor ya. Öldü mü? Ejder niye ölmüyor, bir saattir kafamın etini yiyor. Şimdi grup zindanımız için oto eşleşmeyi başlattık. Hatta 6 kişi olduk. Demin 7'ydi. Bir kişi çıktı sanırım. 8'i bekliyorduk. 6'ya düştük. Önemli değil. 2 kişi de birazdan gelir. Zaten saat 9. Bu saatlerde epey bir oto eşleşten girecek arkadaşımız olacaktır. Şimdi grup zindanla ilgili önemli birkaç bilgi paylaşayım sizlere. Şimdi grup zindan arkadaşlar solo zindan gibi istediğiniz map'te giriş sağlayamayabiliyorsunuz. Bunun için Hadar bölgesine gelmeniz, ışınlanmanız lazım arkadaşlar. Çünkü diğer maplerde yani genelde düşük level insanlar olduğu için diye varsayıyorum. Çünkü diğer maplerde oto eşleş kimse yapmıyor abi kolay kolay. Tamam, bu panel açılıyor ama hiçbir zaman ben 8 olduğunu görmedim. Genelde burada yani Hadar bölgesinde bu eşleşme yapılıyor. Yüksek levellerin map'i de olduğundan dolayı diye tahmin ediyorum. Hızlısından 8 kişiye ulaşıp grup zindanınızı tamamlıyorsunuz. Grup zindanında arkadaşlar ise toplama PT yani oto eşleşmeden girecekseniz bence easy tercih edin. Ben mesela şu an hard girebilme potansiyeline sahipken bile easy giriyorum. Bunun sebebi de PT içerisinde hani toplama bir PT olduğu için çok fazla işte silahsız mı gelen ararsın. Onun dışında hani birçoğu görev bow'uyla denk gelebiliyor. Adam mesela Priest gelmiş geçen, elinde silah yok. Rica minnet, adama zor buff attırıyoruz. Milletin zaten ağzı bozuk. Ben şu chat'i zaten hiç kullanmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Hani çok zor durumda kalmadığım sürece hani bu easy zindanlarda şu sol alt kısmı kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü adamlara bir şey söylenmeye gelmiyor. Adamdan buff istiyorum mesela geçen gün. Adam direkt küfür etmeye başlıyor. Yani çok değişik mentalitede insanlar var. Ağızları da bozuk. Yani şurayı çok fazla kullanmamaya çalışın, onu söyleyeyim. Yani yeni giriyorsanız. Onun dışında önceden beri giriyorsanız zaten az buçuk biliyorsunuzdur piyasayı. İtibariyle içeriye girişimizi sağladık. PT normalinden bir tık daha iyi gibi duruyor sanki, bilemedim. Bir tane Vix'li arkadaşımız var. İki tane Vix'li varmış. Buff'a atarlarsa evet, buff'ımıza geldi. Teşekkür ederiz arkadaşımıza. Yani şu anki PT fena sayılmaz arkadaşlar. İyi gibi duruyoruz şu an için. Bir tane Make var, iki tane Priest var sanırım. Üç tane mi? İki Make, iki Priest, üç tane de okçuyuz galiba. Bir tane arkadaş, o neymiş? O da Priest. İnşallah Priest'larımız sağlamdır. Çünkü uzaktan kesmemiz şu an için imkansız gibi duruyor. Okçu sayısı fazlayken arkadaşlar genelde hani 5 okçu olduğunuzda uzaktan falan kesebiliyorsunuz 60'lık skill, az önce de belirttiğim gibi. Evet, ilk boss'umuza da geldik. Vejeteryan Orç diye bir boss'umuz var. Şöyle keselim bakalım. Bu boss'un drop'u hani grup dungeon'daki boss'lara kıyasla tabii ilk boss olduğu için biraz daha düşük oranda atıyor diye biliyorum.
Ama geçtiğimiz günler ben bir tane skillbook almıştım bundan. Yani gene de drop atıyor, onu da söyleyeyim. Bakalım, inşallah bir şey atar ama ilk boss'tan bir şey alamadık. Arkadaşlar şimdi ikinci boss'umuza geldik. İkinci boss'umuzda çıkabilmemiz için burada iki tane mekanizma var. Mekanizmaya iki arkadaşımızın da F'leyip basması lazım. Bir kişi geçti ama ikinci şanslı kişiyi bekliyoruz. Yani mekanizmayı da bu arada kaldırabilmeniz için şöyle Missing diye bir item var şu an envanterimde görünen. Bununla beraber kaldırıyorsunuz. Bundan zaten bol bol atıyor. Herkese en azından birer ikişer tane atmıştır. Görüyorsunuz yani mekanizma daha kalkmadan indiriyorlar. Şimdi burada bir yine bir küfürleşme, bir harbede, bir kavga olacak. Bilmiyorum ne oluyor. Salma diye yazmışlar. İnşallah birazdan kavga mavga olmaz. Kazası belasız PT'yi tamamlarız. Boss'umuza da girdik. Bakalım, inşallah güzel bir drop alabiliriz bu boss'umuzda. Tabi easy'de kestiğimiz için diğer DEAT'a göre mesela çok çok bir fark var arkadaşlar. Bunda biraz daha drop alma ihtimaliniz düşüyor baktığında. Zorluk derecesi de gerçekten önemli bir etken, onu da söylemekte fayda var. Şöyle bakalım. Evet, hiçbir şey alamadık, yine gold aldık. Bakalım hayırlısı, inşallah son boss'u keseriz. Ondan güzel bir drop gelir. Evet, boss'umuz da kesmeye başladık. Venom Splinter diye bir boss'umuz var. Kanka şu atlama yerinde yarışmacı yazar. Açız da çok komik oluyor diyor. Demin alttan yazıyordu yarışmacı yaşar diye. Ondan bahsediyor herhalde. Bu arada gene drop alamadık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burası gerçekten çok oyuna has bir kısım arkadaşlar. Burada denize gireceğiz şimdi. Çok değişik bir ambiyansı var. İncileri falan toparlıyoruz. Burada repair'imizi yaptık. Okumuz eksik mi? Okumuz yeterli. Burada abi aşağı iniyorsunuz. Aşağı indiğiniz senaryoda odalara girip odalardan incileri alıyorsunuz arkadaşlar ve ortaya getirip takıyorsunuz. Öncesinde bu inciler hani güncellemeden, sanırım son güncellemede oldu bu. Güncellemeden önce inciler kırılabiliyordu. Ama o kırılma olayını kaldırıp bu kısmı daha kolay bir hale getirmişler. İncileri direkt tek seferde takıyorsunuz. Toplamda 4 tane incimiz var burada gördüğünüz gibi. Bunlar yeşil, mavi, mor ve kırmızı şeklinde. Odaların girişindeki görsel, mesela burası kırmızı renkte bir oda girişi ya. Mücevherler falan var. İki kişi bu arada oraya gitti, biz de şuraya gidelim. Burası işte incinin rengini temsil ediyor baktığında. Şurası da mavi diye tahmin ediyorum. Aynen, burası da mavi arkadaşımız. Galiba yeşile gidiyorlar. Biz de maviye gidelim. Bazı uyanık tayfalar da mesela ortada bekleyebiliyor. Ya önceki senaryoda mesela kırılma olayı olduğu için biz 2-3 kişi gidiyorduk. Baktığında abi 2-3 kişi getirdiğimiz inciyle de 4 taneyi tamamlamayabiliyorduk. Bazıları da uyanıklık yapıp direkt ortada bekliyorlar. Yani sıkıntıları bitmiyor gerçekten toplama PT'nin. Bu arada odaya girdiğinizde dümdüz İlerleyin arkadaşlar. İlla bir tane ince bulursunuz. Bakın şurada var bir tane. Ben sağda bulduğum için ona gitmedim ama odaya girdiğiniz zaman hiç sağ sol yapmayın. Dümdüz gidin, ortada oluyor genelde. Ben şimdiye kadar hep ortadan topladım incileri. Şimdi yolun kenarında sağda vardı. Direkt onu aldım. Mavi olan incimizi de gidip hemen ortaya takalım. Evet, biz incimizi aldık geldik. Bir mavi kalmış galiba. Şöyle burada hani sağ sola giderim abi ben diyorsan Y ile yavaşlatabilirsin kendini. Mavi de biz aldık geldik. Şöyle atalım kendimizi. Evet, bu slot da bizim son slotumuzdu. Şimdi şöyle bir boss'umuz da var. Son boss'tan bir önceki boss arkadaşlar bu. Bakalım bundan yana bir yüzümüz gülecek mi? Gold aldık yine. Yani easy'de aslında drop almak bir tık daha zor arkadaşlar gerçekten. Bakalım bundan bari bir drop istiyorum ya gerçekten. Buraya kadar çünkü skill book bile alamadık. Normalde bir şeyler alıyorduk ama hadi oğlum be. Bundan da bir şey alamadık. Vallahi bir video bir skill book alabildik solo zindandan, başka bir şey gelmedi. Hayırlısı olsun. Videomuzu burada noktalayalım. Destek amaçlı çıkarken like ve abonenizi ihmal etmeyin. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.